hastamızdan yine izin alarak, onun kişisel bilgilerini gizli tutarak yapacağımız işlem görüntüleyeceğiz. Bu işlem PTCA ve stent işlemi olacak. Percutan coroner intervention, percutan coroner girişim, çeşitli adlar veriliyor. Yani damara balon ve stent uygulayacağız. Uygulayacağımız damar sol ön inen arter olacak, LAD ve CX arterde darlıkları var hastamızın. Bunun şimdi görüntülerini alarak size göstereceğiz. PX'i bir görelim. Bu tarafa doğru getir. Evet, biraz. Evet. Şimdi circumflex aşağı doğru inen arter. Onun proksimalinde bir lezyon var. Bu görünüyor. Onu daha sonra gösteririz. Kranyal yapalım şimdi. LAD'deki lezyonu da gösterelim. Yukarıya. Yukarıya. Çek kendine doğru. Evet. 16 yapalım. Dur bakayım. Bir daha. Evet. Yukarıya doğru. Boşalırsan da normal yer yapalım. Biraz daha kranyal yapalım. Tamam. Evet, şöyle. Lezyonun esas olduğu yer LAD'nin proksimali. Orta kısımda musküler bir içi görüyoruz. Hemen başlamadan önce heparine birazcık daha vücudu doyurmak gerekiyor. 7500 ünite kadar heparin yapıyoruz. İlk başta 2500 yapmıştık. Onun için 5000 ünite heparini işlemden önce intrakoroner olarak yapıyoruz. Bir telimiz var. Buna 0.14 guide wire diyoruz. Insert lazım bana. Sen de mi seyrediyorsun? Seyret tabii de. Hani aynı zamanda yardım et yani. Şu şekilde içeriden geçiyoruz. Buna insertion deniliyor şurada. Ucu künt bir iğnedir. Bu bizim telin içeri girmesini kolaylaştırır. Ucu gayet yumuşak olduğu için bu şekilde damara zarar vermez. Radyo opak dediğimiz bir teldir. Bu şekilde gönderiyoruz. Bu bizim kılavuz kateterimiz. Guiding kateter deniliyor. Tam koronerin ağzına kadar gidiyor. Şu gördüğünüz koronerin ağzı zaten. Oradan aşağı doğru döneceğiz. Geliyoruz şimdi. Telimiz geldi. Evet. Azıcık opak veriyor arkadaşımız. Opak verirken biz de yönümüzü bulmaya çalışıyoruz. Azıcık opak alayım. Muhtemelen şeyden gitmiyor. Ha, şimdi gitti. Ver opak. Evet. Biraz önce biz tahminimiz kateter koroner lümenden gitmedi. Kateter demişim, tel. Şu an telimizi aşağı kısmını da göstermesini istiyoruz teknisyen arkadaşlar. Dönmesi her zaman için daha iyidir telin. Aşağıya gösterir misin? Şimdi kılavuz telimizi geçtik. Arkasından predilatasyon dediğimiz bir balon işlemi yapacağız. Şöyle yaklaştır ve odakladıktan sonra oraya nokta yap. Hatta ışığı al istiyorsan. Bu kısımda küçük küçük hava kabarcıkları gidebiliyor. Biz telin üzerinden balonumuzu gönderdik. Balonu telin üzerinden gönderdik. Şöyle göstereyim. Balon nasıl telin üzerinden geliyor ve nasıl çıkıyor. Şimdi şu üstteki balonumuz, bunun içindeki de telimiz.
içinde bir delik var. Şu yandan çıkıyor ama balon da ayrıca gidebiliyor. Bunu taktıktan sonra bu teli arkadaş tutuyor. Biz buradan balonu telin üzerinden gönderiyoruz. Dolayısıyla balonun başka bir yere gitme ihtimali hiçbir şekilde olmuyor. Tamam. Konuşabilirim. Hı hı. Balonu gönderiyoruz. Sistemde telin üzerinde balonumuz gidiyor. Oradan gelişi görüyoruz. Yukarıda dur, sabit dursun. Bakın balon geliyor. Evet. Şimdi burada opak vererek yerimizi anlamaya çalışacağız. Opak verelim. Kuvvetli bir opak alalım. Evet, opağı verip yerimizi yaklaşık olarak bulduk. Şurası. Bir daha kateteri düzelttim. Daha iyi opak alalım diye. Evet. Evet. Yerimiz şurası. Şişebiliriz. Negatifte bekle biraz. Şiş. Bura. Şişiyoruz. Şişerken buna indeflatör diyoruz. Burada ATM üzerinde basıncı veriyor. 10 ATM kadar basınç oluşturduk. İnebiliriz. Bu kadar saniye tutmamız, orada predilatasyon dediğimiz stentin geçişi için yeterli açıklık sağlayacaktır. Bir de sağlayacaktır. Balonu çıkarıyoruz. Çıkarma işlemini tekrar gösteriyorum size. Şu şekilde bakın balonu teli buradan tutarak artık alıyoruz. Balonun bir daha şişmeni istiyorum Yunus'un. Balonun nasıl şiştiğini size göstereceğiz şimdi. Önce negatifi aldı, bırak. Şiş. Balon şişiyor bakın. Bak şişmiş halde balonumuz bu. İnebilirsin tekrar. Balonu iç iniyoruz. İndi. Bakın balon. Görüyorsunuz. Balık kanadı gibi inceldi. Bir şey kalmadı içinde. Balon sonrası lümendeki genişliği göstermek istiyorum size. Şimdi bakın veriyoruz opak maddeyi. Verdiğimiz zaman gördüğünüz gibi ilk zamankine göre kanal genişledi. Oradaki darlık azaldı. Şimdi stenti geçirebiliriz. Böyle niye bırakmıyoruz? Çoğu zaman oradaki lezyon işlemden bir saat sonra falan tamamen tekrar daralıyor. Bu sebeple stent koyarak, ki koyduğumuz stent ilaç kaplı stent, stent de şu. Bakın. Bu. Parlak şey. Şu an sönük tabii. Şiştiği zaman yine balon şişirmiştik ya, biraz önce görmüştünüz. Dışında stentin olduğunu düşünün. Stent de genişlemiş olacak. Balonu tekrar söndürdüğümüzde stent damarın içinde kalacak ve balonu çekip alacağız. Bakın şöyle içinde bir küçük bir deliği var. Oradan balonu, stenti pardon, telin üzerine yüklüyoruz. Elini bırak. Şu arkadan telin çıktığını görüyoruz ve onu içeri gitmesin diye elimizle tutuyoruz. Böyle yükleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada valfimiz var. Ben o valfi kapatıyorum. Akım olmasın diye. Şurada mikro bubble'lar oluyor. O mikro bubble'ların çıkmasını istiyoruz. Şöyle elimizi vurarak orada mikro bubble'lar oluyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben çok iyi seçiyorum. Şurada birkaç tane var mesela. Onları çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra şöyle alıp oradan emdiriyoruz. Tamamen çıkartmış oluyoruz. Şimdi sisteme yüklüyoruz. Evet. Tam stent o bölgeye geldiği zaman şunu bırak. Kuvvetli bir opak ver. Böyle bakalım. Şöyle tam yerini bulalım. Bir daha ver. Tamam. Şu şekilde. Evet. İkinci septali kapatmayacak şekilde. Derin çek, negatif al. Beklet. Bir daha görelim. Heh, doğru yer. Evet, şişelim şimdi.
Atmosfer basıncı 6, söyle. 8. 8 atmosfer. 10. 10. 12. 12. 14. 14. ATM. Tamam. İnebiliriz. Negatif alıyoruz tekrar. Basıncı. Tekrar negatif alıyoruz. Emdiriyoruz. Hatta negatif basınç yapıyoruz. Ve orada inişini de izliyorsunuz. Bakın. Balon iniyor. Tabi opak koyarken tam opak değil. İçine bir miktar sıvı koyuyoruz ki opak koyu duracak. Opaktan etkilenmesin diye. Stenti balonunu ileriye doğru önce itiyoruz. Stentten ayrılmadığı yer varsa bile ayrılsın, geri çekerken stenti çekmesin diye. Bakın balonumuzu stentin içerisinden ileriye çıkartabildik. Dolayısıyla sıkıntı olmadı. Şimdi stenti balonu çekerken kateter içeri doğru girebiliyor. Onun için kateteri biraz buradan biz geri doğru çekerek stenti de balonu da o şekilde çekiyoruz ki kateter ileriye kadar girmesin diye. Lavus kateterimiz tam ileriye kadar koroner içine girmesin diye. Evet, böylece LED'ye stenti koymuş olduk. Burada merak ettiğimiz ne? LED'nin hemen yanında bir diagonal çıkıyor. Çok büyük bir damar olmasa bile onun kapanmamasını istiyoruz. Onu korumak için bazen yan dal koruması teli koyabiliyoruz. Bu hastada koymaya çok gerek duymadık. Kateterin ağzını tekrar koronerin içine yerleştirmeye çalışıyorum. Onun için burada şu anki mücadelenin sebebi o. Daha iyi görüntü alayım diye. Biraz sol tarafları görelim hadi. Serbest bırak. Çok acık yukarıya. Hafiften. Tamam, öyle kalsın. Şimdi bakalım. Diagonalin açık kaldığını düşünüyorum ben. Evet, aynen de öyle olmuş. Diagonalimiz açık kalmış. Neden derseniz LED ile diagonalin ayrıldığı yerde plak bu taraftaydı. Plak şu tarafta değildi. Eğer plak diagonalin ağzı olan tarafta olsaydı o zaman diagonalin kapanma ihtimali yüksekti ve yan dal koruması koyacaktı. Diagonal plak burada olduğu için biz plağın bu tarafına geçip stenti koyup plağı bu tarafa doğru ittik. Ve diagonalin ağzını da aslında kısmen de olsa biraz açmış olduk. Şimdi CX damarımıza geleceğiz. Kaudal görüntüye döneceğiz. Aşağıyı göstermen gerekiyor. Yukarıyı değil. CX'e geleceğiz. Şimdi LED'deki telimizi çekiyoruz. Hafif opak vermesini istiyoruz. Teknisyen arkadaşımızdan bize. Kateterimizi biraz geri alıyoruz. Versin bakayım acık daha. Evet. Kateter manipülasyonu diyoruz. Kateter manipülasyonu yaparak kateterimizi biraz geri alıp CX'e doğru yönlendirdik. CX'e geçtik. Şimdi o bölgeye direkt stent koyabiliriz. Lümenimiz yeterince geniş orada. Oraya da bir stent istiyoruz arkadaşımdan. Şimdi CX damarına stent koyacağız. Bu stentimizin çapı biraz daha geniş ama bakın burada hiç belli olmuyor. Şiştiği zaman belli olacak. Yine telin içinden, üstünden pardon, stentimizi gönderiyoruz. Buradan sisteme yüklüyoruz. Biraz önceki işimizin aynısı. Evet. Buradan havasını boşaltıyoruz. Bakın şurada çıkan havaları fark edebilirsiniz. Küçük küçük de olsa ben bu mikro bubble'ları bile istemiyorum. Bazen no reflow dediğimiz olaya sebep olduğunu düşünüyorum. Evet. Sistemi yükledik. Şimdi şeye gidiyoruz. CX'in proximalindeki lezyonu cover etmeye. Evet. Opak alalım. Evet. Şişelim. Sekiz. Evet, bekliyoruz. Yavaş yavaş şişiyoruz. Yırtılma yapmamak için
9. James arter perforasyonlarda ve rüptürlerde diğer arterlerden birazcık daha hassastır. Kendisi boşluktadır, olukta seyreder. Gerçi ana koronere yakın yerler öyle değildir. 10, 12 inebiliriz. 12. Gördüğünüz gibi şişti ve şimdi inişini seyrediyoruz. Dediğim gibi opak maddeye katılan izotonik sıvı biraz az olursa çekmeniz böyle birazcık gece olur. Fakat görüntüde o zaman azıcık bulanık olur. Yine diğer işlemde yaptığımız gibi ileri itiyoruz önce. İleri itiyoruz. Bekliyoruz. Koroner şeyden, stentten balonun ayrılmasını bekliyoruz. Ayrılıyor. Epeyce ayrıldı ama distale geçemiyor. Yine geri çekerken kateterin içeriye çok fazla angaje olmaması için sol tarafı şimdi gösterelim. Guiding'i böyle birazcık geri doğru hareket yaparak hafiften çekimi öyle yapıyoruz. Orayı da göster. Ve böylece bakın hiç angaje olmadan balonumuzu kateterin içine aldık. Alır almaz hemen tekrar kateterimizi yönlendiriyoruz tekrar. Çünkü oradaki gerginlik bitti. Kateter boşta. Çıkıp gidivermesin diye. O kılavuz kalktı kateter. Çünkü kılavuzumuz bitti mi biz tekrar kılavuzu yerine yerleştirmek için uğraşırız. Böylece DX arterimize de stentimizi koyduk. Şimdi tekrar bir görüntü alacağız. Acık kateteri ileri gönderelim. Görüntü daha güzel olsun. Evet. Bakalım. Gördüğünüz gibi orayı da çok güzel açmışız. LED'yi zaten açtıktan sonra size göstermiştik. CX'i de açmış olduk. Hastaya buradan çıktıktan sonra ticagrelor esken maddeli 90 mg'lık haplardan 2 tane vereceğiz. Hemen işlemden hemen sonra. Etki süresi çok kısa. Plavix gibi bir ilaç. Evet, şimdi ortografi yapıyoruz çocuklar. Bana gösteriyorsunuz. Telimizi çıkarıyoruz. Bu telle şu an için işimiz bitti. RCA'ya bakacağız bundan sonra. Ortografi için biraz kateterin ucunu bu tarafa çeviriyoruz. Clockwise rotasyonla ortografi yapıyoruz. Ortalayacaksın görüntüyü. Buralara, oralara değil. Bakarken film çekiyormuşsun gibi aynı. Evet, şimdi sağ koronere odaklanmamız lazım. Opak madde verecek bir teknisyen arıyoruz. Biraz aşağıya göstersin istiyorum. Tabii bu kateter olduğu için biraz şey yapabilir ama işlemimizi gayet cantil, gayet kibar, nazik, zarif yapmamız gerekiyor. Evet, yavaş yavaş hareket ederseniz kateterin tepkimesi size verdiği cevap biraz geç olur. Açık aşağıya iniyorsun. Biraz daha in. Çok indin. Şimdi de çok çıktı yukarı. Gözün yok mu? Kardeş. Evet, kranyale doğru gidelim. Tamam. Kranyalden bir görüntü alalım. Kranyale gitmemiz gecikti acık. Oturma pozuna tekrar gelelim.
Kıran ya. Görüntü aldığımızda koronadan gösterebiliriz. Tabi burada da darlıklar var. Fakat buradaki darlıkların ileri olmadığını düşünüyoruz. Ve işlemi bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hastamıza soralım. Herhangi bir ağrı, acı hissettin mi? Hayır. Anjiyo da yaptık sana. Damarların iki tanesine de stent koyduk. İki stent mi koyduk? İki stent koyduk. İki tane de balon kullanmış olduk. Bir tane pardon balon kullanmış olduk. İşlemimizi bitirdik. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi yaptığımız işlemi bir daha baştan size çektiğimiz video aracılığıyla dışarıdaki alandayız artık. İçeride değiliz. Size göstereyim. Şimdi bu sağ koroner arter. Tabii sağ koroner arterde bazı yerlerinde plaklar var. Bu plaklar şuralarda kısmi darlıklar yapıyor bakın. Ama tıkanma yapmamış. İlk görüntüye geliyoruz. İlk görüntüde bakın şuradaki darlık bayağı belirgin. İleri bir darlık. Şu kısım. Şuralarda da cidar düzensizlikleri var. Tabii bu cidar düzensizlikleri damarın her tarafında kolesterol plaklarının olduğunu gösteriyor. Bu darlıkları yapan kolesterol plakları. İkinci görüntüye geçiyoruz. Bakın ikinci görüntüde damarın şu kısmındaki darlığı çok iyi görüyorsunuz. Buna diagonal arter diyoruz. Şuna septal arter diyoruz. Septal birazcık daha güzel bir damar. Şurada mesela tam şuradan tıkanma olmuş olsa bile bu septaldeki görev gayet iyi. Kalbin önemli bir kısmını besler. Onun için stenti koyacağımız zaman buradan gerisine koymaya çalışacağız. Bunun ağzında ciddi bir sıkıntı yok. Şimdi şurada bir sıkıntı var ama size içerideki videoda da anlatmıştım. Plak, yani damarı şu şekilde çizersek şuradan şuraya doğru, şu içini dolduran şu aradaki beyazlık plak oluyor. Bakın şu kalemin üstünde kalan kısım, damara kadar olan kısım hemen hemen plak. Dolayısıyla plak bu diagonalin ağzını değil, daha çok ters tarafını etkilemiş. Biz de telimizi şu aradan geçip bu tarafa doğru, bu tarafa doğru, aşağıya doğru yani stenti koyduk. Bakın bu balon, balondan hemen sonraki görüntümüz. Bakın kanalda açılma meydana geldi fakat şu kısımlarda bir beyaz görüntüler oluyor. Bunlara diseksiyon diyoruz. Balon yaptıktan sonra damarın içinde yırtılmalar oluşuyor. Stenti onun için biraz da koyuyoruz. O yırtıkların arasına çünkü plaklar dolabiliyor. Daha sonra pardon pıhtı oluşabiliyor ve riskli risk olabiliyor. Şimdi burada da bakın stenti koyarkenki şekli bu. Stenti buraya koyduktan sonra da görüntümüz şu şekilde oldu. Tabi diagonalin ağzında şuradan şöyle bir çizgi çizersek. Şuradan bir çizgi çizersek yaklaşık %50 kadar bir darlık görünüyor. Bu bizim tecrübemiz artık epeyce fazla. Bu hiçbir zaman tıkanmıyor hemen hemen. Çünkü stent burada muhtemelen dokuları katladığı için orada bir darlık oluşturuyor ve bazen de spazm oluşuyor o bölgede. Onun için bu darlık oluyor. Burayı açmayla uğraşmak iyi bir şey olmuyor. Önceden biz buraya bifurkasyon işlemleri çok yapıyorduk. Yani ince damarlar için de yaptığımız oluyordu. Fakat yaptığımız her işlem buradaki zedelenmeyi artırıyor. Sonra doku onarım işlemine geçiyor vücut. Doku onarımında çok fazlasıyla buralara doku yığıyor. Yığdığı dokudan dolayı da restenoz dediğimiz stentte tekrardan stent içinde darlık oluşuyor. Tabii plak değil. Restenozda onarım dokusu oluşuyor. Granülasyon dokusu dediğimiz bir doku oluşuyor. LAD'yi bu şekilde hallettik. Geldik CX'e. CX'e kanalize olmak için size orada göstermiştim. Kateterimizi, şu kateteri bunun içine doğruydu. Kateteri geri çekip bunun içine doğru biraz yönlendirdik. Ondan sonra telimizi geçtik. Teli geçtikten sonra stenti şişiyoruz. Stentin çapı LAD'ye koyduğumuzdan biraz daha kalın olduğu için yavaş şişiyoruz. Yavaş yavaş şiştik. Yaklaşık bir yarım dakikada falan bu işlemi şişmiş olduk.
Ve bu şekilde stenti şiştik. Şimdi iniyoruz. İnme işlemi bitti. Balonu çektik. Çekerken balonu önce ileri, stent startlarından ayrılsın diye önce ileri ittik. Ondan sonra geri çektik. Geri çekerken kateter proksimal kısımdan stentin içine doğru angaje olurken etrafa zarar vermesin diye şey yaptık. Kateteri biraz kendimiz geri doğru acık çektik. Tel burada dururken balonu o şekilde çıkarttık. Sonra aortografi dediğimiz bir işlem yaptık. Aortografide yine aort kökünde diseksiyon olup olmadığına ve herhangi bir zarar olup oluşmadığına bakmak için yapıyoruz. Her hastada muhakkak yapmaya çalışıyoruz. Arkasından da RCA dediğimiz sağ koroner arteri görüntüleyip işlemimizi bitirdik. Beni seyrettiğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu işlemi laboratuvardaki arkadaşım Ali Uçar'la ve diğer Ceyhun arkadaşımızla beraber yaptık. Onlara da teşekkürlerimi iletiyorum.